Hep sıkıntı içinde geçti bütün hamileliğim. Ya hamile olduğumu öğrendiğim ilk gün Boranlara oyun oynadığını öğrendim ben onu. Ayrılık süreci böyle başladı gittim, galiba. Evet gittim ya. Gittim. Gittim. Kafamı toplamam lazımdı. Kendimle kalmam lazımdı. Ya kocam, ailem saydığım insanları sabote etmiş. 5 kuruşsuz ortada bırakmış. Ne yapacaktım? Çocuğu benden sakladın diyor. Annesine benziyormuşum ben. Onun annesi gibi davranıyormuşum. Canavar gibiydi. Canavar gibi bir adamla mı büyütecektim ben çocuğum? Peki daha önce bu özelliklerini fark etmemiş miydiniz Adem Bey? Bu kadar değil. Bu başka kötü yönleri vardı, bu yüzden size yönlendirmiştim ben onu. Şiddete uğradığınızı anlatmıştınız. O zaman ayrılmak istememiştiniz galiba, değil mi? Değişir sandım. Başka bir Adem hayal ettiniz yani. Yani. Nasıl bir Adem hayal ettiniz? İnsancıl, iyi, seveceğim, başkalarına kızsa da bana asla kıyamayan, komik olan ne biliyor musunuz? Başka insanlara karşı sevecen ve insancıl oldu. Bütün nefretini bana kustu. Ben sadece fedakarlık ettim. Elimden ne geliyorsa onu yaptım. Fedakarlık yapmışsınız. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde de fedakarlık yapar mısınız? Hem de nasıl? Ya öyleydim yani. Hayatı boyunca annemin arkasını topladım. Sanki zorundaymışım gibi davranırdı. Hiç görmezdi beni. O hayat telaşının arasında ben de yük olamazdım ona zaten. Sonra Süreyya. Hep başrol oydu. Ben yancısıydım onun. Onun neşesi, onun dramı, onun sıkıntıları. Ben hep geri bokaydım. Öyleydim dediniz. Değişti mi peki bu? Evet. Anladım, fark ettim yani Adem sayesinde o. Farkında olmadan sanırım böyle bir iyiliği oldu bana olmuş.
Süreyya'yla da konuştum. Ben artık figüran olarak kalmak istemediğimi ona da söyledim. Sizi gerçekten kutlamak isterim. Ne kadar derin bir içgörü yetiniz varmış. Kendinize bakmaya cesaret edebilmişsiniz. Bu hiç kolay bir şey değil. Bir sürü insan hiç fark etmez bile. Siz bunu fark etmişsiniz. Bir de bununla savaşmışsınız. Bir şeyler değişti mi peki? Geldi. Yani artık bana geliyorlar. Benim sorunlarımı dinlemek için benim evime geliyorlar. Teyzemle birlikte yani. Bravo. Gerçekten inanılmaz. Hakkınızı aramışsınız ve mükafatınızı almışsınız. Adem'le öyle olmadı ama bu sefer. Bu sefer? Yani bizim hep kopuşlarımız olurdu ama hep bana geri dönerdi. Bu sefer öyle olmadı. Siz beklediniz galiba. Ne beklediğimi bilmiyorum. Ama artık o benim tanıdığım Adem değil. Ben de onun tanıdığı Dilara değilim. Artık istediği köşeye kaldırabileceği bir sehpa değilim. Yeniden böyle biri olmak da istemiyorum. Ne istiyorsunuz? Ne istemediğimi o kadar uzun süre düşündüm ki şu anda ne istediğimi inanın bilmiyorum. Bir düşünün bakalım. Beni görecek. Ve gördüğüne aşık olacak birini. Ama en çok ne isterim biliyor musunuz? Ben çok neşeli. Her girdiği ortamı çok şenlendiren bir kadındım. Çocuğumun karşısında da böyle olmak isterim. Annem gibi biri olmak istemem onun karşısında. Hayatla yenişirken dalgasına da geçebilen güçlü bir kadın olmak isterim. Beni öyle görsün isterim. Ben karşımda tam da öyle bir kadın görüyorum. Peki. Şöyle yapalım mı Dilara Hanım? Önümüzdeki hafta artık Umut'un anne babasını birlikte göreyim. Bir aradayken onun için neler yapabileceğinizin sınırlarını burada konuşalım. Anlaştık mı?